İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının 5. yıl dönümü konulu konferans gerçekleşti. Sevr Antlaşması, Ermeni sorununa adil bir çözüme giden yolda hala önemli bir belge olarak kabul edilmektedir. Batı Ermenistan'ın Bağış eyaletinde şiddetli deprem, Tüfekyan Vakfı Arsah'ın Maçkalaşen ve Her köylerinde özel evler yaptı. Avusturya Şansölyesi, Türkiye'de insan hakları çok kötü durumda. Hovhannes Tumanyan'ın müzesi kanalımızda. Batı Ermenistan'ın Gesarya Kayseri'nin Surptoros Ermeni Kilisesi definecilerin hedefi oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Sevr Antlaşması'nın onaylanmasının 5. yıl dönümü konulu konferans 26 Haziran günü gerçekleştirildi. Konferans sırasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan bir raporla söz aldı. Başkan Abrahamyan Sevr Antlaşması'nın onaylanma koşullarını, siyasi ve sosyal sonuçlarını sundu. Ermenistan devletinin doğu sınırlarıyla ilgili Sevr'e dayanmayan herhangi bir güncel konuşma ve tartışmanın uluslararası düzeyde yasa dışı olduğu teyit edildi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın halkımızın adil ve meşru, uluslararası talep ve haklarına aykırı olan hiçbir anlaşmaya girmeyeceğini bir kez daha teyit etti. Ardından soru cevap bölümüne geçildi ve konuklar tartışmaya kahve eşliğinde devam etti. Konferans çok yakında YouTube kanalımızda ve web sitemizde yayınlanacaktır. Sevr Antlaşması doğası gereği bir barış antlaşmasıdır ve bu anlamda bölgedeki en zor sorunlardan biri olan Ermeni sorununu gerçekten çözebilirdi. Sevr Antlaşması'ndan önce 1920'de ilk konferans Şubat-Nisan aylarında Londra'da yapıldı ve burada tek bir Ermeni devleti kurmak için siyasi bir karar alındı. Sevr Antlaşması yasal, devletler arası fiili bir belgedir çünkü başta Suriye, şimdi Suriye, Lübnan ve Mezopotamya, şimdi Irak, Kuveyt, Filistin, şimdi İsrail ve Filistin yönetimi, Hicaz, şimdi Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Kıbrıs, Fas, Tunus ve Libya olmak üzere bir dizi Orta Doğu ülkelerinin statüleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hatta mevcut durumda bu belge üzerine türetildi. Bu çerçevede Sevr Antlaşması Ermeni sorununun çözümüne, Ermeni halkının tarihi topraklarında birleşmesine katkıda bulunabilirdi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcut. Batı Ermenistan'da deprem. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bingöl'ün Kiri ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.51 kilometre olarak ölçülürken sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesi. Bu sarsıntı sonrası en büyüğü 2.6 olmak üzere 5 artçı deprem meydana geldi. Deprem sonucu can kaybı olmazken Harbert Elazığ'ın köylerindeki bazı evler hasar gördü. Tüfekyan adlı hayırsever kurumunun uyguladığı proje kapsamında Arsah'ın Martuni bölgesi, Maçkalaşen ve Her köylerinde iki aile yeni bir apartman dairesine sahip oldular. Arsah Press muhabirinin aktardığına göre Maçkalaşen köyü muhtarı Lernik Avanesyan, tüm köy adına Tüfekyan adlı yardım vakfı mütevelli heyeti üyesi Antranik Gasparyan'a teşekkür ederek kendisi de dahil bu dernekle gurur duyduğunu ifade etti. Antranik Gasparyan ise zorluklara rağmen atalarının evlerinde kalan Arsah halkıyla gurur duyduğunu belirtti. Hayırsever ziyareti kapsamında Maçkalaşen köyünde 10 muhtaç aile Tüfekyan Vakfı'ndan insani yardım aldı. Tüfekyan Yardım Vakfı Halkla İlişkiler Departmanı Müdürü Rupen Cambazyan, "Bu girişim çok sınırlı bir başlangıç. Umarız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir kez daha yardım edebilmişizdir. Arsa halkının ana vatanlarında kalacağına inanıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız," dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği zirvesi öncesi yaptığı konuşmada Türkiye'deki insan hakları ihlalleri konusuna değindi.
Kurt, Türkiye'de insan haklarının çok kötü durumda olduğunu ve Avrupa Birliği'nin bunlara göz yumamayacağını kaydetti. Ona göre Avrupa Birliği, mülteci kabul eden ülkeleri desteklemeli. Kurt, Avrupa'ya mülteci akışını önlemek için komşu ülkelerde kalmalarını istiyoruz, dedi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin hazırladığı röportajda Hovhannes Tumanyan'ın gençlik yıllarındaki hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aslen Batı Ermenistan'ın Daron eyaletinden olan Ermenistan Cumhuriyeti Lore eyaletinin Dıseh köyünde dünyaya gelen Hovhannes Tumanyan bir Ermeni şair, nesir yazarı, edebi, ulusal ve halk figürüdür. Şiirler, dörtlükler, türküler, öykü ve masallar, incelemeler, eleştiriler ve popüler makaleler yazdı, çeviriler yaptı. Sasna Zırer adlı destanın Sasunci David dalını geliştirdi. Dünya Ermenileri arasında büyük bir şair olarak kabul edilir. Müze, Tumanyan'ın bilge ruhunun yaşadığı ve dikkatli gözünün baktığı gizemli bir yerdir. Hayatının kısa ama sonsuz zengin yılları müzede özenle saklanan geçmişin tanıklıklarıyla size anlatılacak. Batı Ermenistan'ın Gesariya Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun mahallesindeki 200 yıllık Surtoros Ermeni Kilisesi defineciler tarafından tahrip edilmeye devam ediyor. Kilisenin duvarları kasten boya ile kirletilmiş ve hasar görmüş ve defineciler tarihi binanın iç duvarlarından birinde 2 metrelik bir çukur kazdılar. Tavlusun mahallesi muhtarı yerel halkın Ermeni kilisesinin içine ve çevresine kuru ot serptiklerini bildirdi. Ona göre yerel turizmin gelişmesi için kilisenin restore edilmesi gerekiyor. Muhtar ayrıca belediyenin güvenlik görevlilerinin genellikle kiliseyi kontrol ettiğini belirterek hırsızların binaya zarar vermenin yollarını buldukları için faaliyetlerini kontrol edemediklerini söyledi. Muhtar kilisenin restore edilmesi halinde definecilerin faaliyetlerinin engellenmesinin mümkün olacağı umudunu ifade etti. Sevgili yurttaşlar, değerli takipçiler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV bizi takip etmeye devam ettiğiniz için size minnettarlığını ifade ediyor. Çalışmamızın tek bir amacı var. O da ana vatanlarından sürgün edilen Ermenilerin ana vatanlarıyla bağlarını sürdürmek. Ne yazık ki ana vatanımız olan Batı Ermenistan'ın bir kısmı işgal edilmeye ve yaralı olma durumuna devam ediyor. Onun kurtuluş fikrini desteklemek, muazzam kültürel mirasımıza sahip çıkmak, dünyaya sunmak ve birleşik, özgür ve bağımsız bir Ermenistan yaratmak hepimizin görevidir. Bu zorlu mücadelede yardımınıza ihtiyacımız var. Televizyon kanalımız Western Armenia TV, Batı Ermenistan'ın özgür ve adil sesi olmaya devam ediyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Lımpat adlı topluluğun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Yar Yaranıt Yeğnim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.